Bugünkü konumuz Alfa Romeo, Giulia, GTA, GTA, Giulia'nın sportif bir versiyonu. Aslında sıra dışı sportif bir versiyonu. Çünkü Quadrifoglio versiyonu vardı daha öncesinde sportiflik açısından doyurucu olacak bir şekilde. Ama GTA'de onun da üzerine çıkan gerçekten sportif tatları, gerçekten spor otomobil hissini bir dört kapalı sedandan almak isteyenler için geliştirilmiş bir versiyon. Bu videoda size GTA'nin kendi özelliklerinden bahsedeceğim. Biraz GTA tarihinden bahsedeceğim. Ama daha öncesinde Alfa'nın güncel durumundan bahsetmemiz lazım. GTA'yı anlayabilmek için. 2019'da Alfa Romeo dünyada 54.365 adet otomobil sattı. Bu satışlar sırasında Mito ve Giulietta gibi hacim modelleri de vardı. Yani küçük sınıfta ve kompakt sınıfta yer alan modelleri de vardı. Ve onlara Giulia ve Stelvio eşlik ediyordu. 4C gibi bir spor otomobildi. Biraz krema tadındaydı. Bu satışları değerlendirmek için çok doğru bir karşılaştırma olmasa da yine aynı yönetimden çıkan ikinci bir markayı size anlatacağım. Neler yaptığını. Lancia markası sadece İtalya'da satış yapıyor ve sadece Ypsilon satıyor. Ve 58.830 adet satış elde etmiş. Yani Alfa'nın dünyada sattığından, 5 modeliyle dünyada sattığından daha fazla Ypsilon satmayı başarmış Lancia. Durum böyle olunca tabii ki Alfa Romeo'nun işleri biraz daha iyileştirmesi lazım. Ne yapmış o da? Tarih sayfalarına bakmış. Oradan bir şeyler alayım, eski güzel günleri geri getireyim demiş. GTA adı aynen buradan geliyor. Gran Turismo Allegretto. Doğru telaffuz ediyorumdur umarım. Hafifletilmiş anlamına gelen bir ek. GTA kısaltmasını, GTA kısaltmasını oluşturuyor. Hafifletilmiş bir otomobil. 1965'te ilk defa yine o zamanki Giulia için kullanılmış. Giulia GT'nin 200 kilogram hafifletilmiş bir versiyonuymuş GTA. 200 kilogram kulağınıza o kadar büyük gelmeyebilir. Ama Giulia GT'nin ağırlığı 950 kilogrammış. Yapılan değişikliklerle 750 kilograma kadar düşürülmüş otomobilin ağırlığı. GTA takısı böyle oluşturulmuş. Alüminyum paneller kullanılmış. Magnezyum jantlar kullanılmış. Plastik pencereler kullanılmış camlar yerine. 1.6 litrelik alüminyum motorundan 115 beygir güç alıyormuş bu versiyon. Ama 1965'in normlarında düşünseniz bile çok çok iyi ki ağırlık güç oranı gerçekten çok yüksek bir otomobildi. Giulia GTA çok başarılı oldu, çok sevildi ama Alfa Romeo yolunu yaptı ve GTA adını o zamanlar layıkıyla kullanmayı bıraktı. Bundan sonrasında GTA adı sadece daha güçlü versiyonlara verilmiş bir isimdi. En son belki hatırlayacağınız versiyon 156'nın bir GTA versiyonu vardı. Oldukça güçlü bir motorla birlikte geliyor 156. Şık bir otomobil zaten. GTA takısıyla da ve eklentileriyle de farklı bir noktaya geldi. Peki Giulia GTA'de bugün neler var elimizde? Nelerle birlikte geliyor bu otomobil? Aslına bakarsanız günümüzde hafifletme işlemleri o kadar basit değil. Çünkü neresinden bakarsanız bakın çok fazla güvenlik beklentisi var. Konfor beklentisi var ve otomobillerde bir hayli büyük. Giulia GTA'de de bunu hissediyorsunuz. Quadrifoglio'nun üzerine kurulmuş bir otomobil. Aynı motora sahip. 2.9 litrelik V6 motor, çift turbo beslemeye sahip, hatta ikiz turbo beslemeye sahip. Ferrari'nin inkar ettiği bir Ferrari akrabalığına sahip bir motor bu. Standart versiyonda 510 beygir güç üretirken motorun gücü 540 beygire çıkartılmış. Yani 30 beygirlik bir artış var. GTA'nin adının hakkını veren bölüm 100 kilogramlık ağırlık tasarrufu elde edilmiş olması. Kaputu, tavanı, ön tamponu, ön çamurlukları karbondan üretilmiş otomobilin. Hatta arka çamurluk içleri bile karbondan üretilmiş. Gövde eklentileri var. Aktif aerodinamikleri var mesela. Sauber'le birlikte geliştirilmiş. Sauber'in aerodinamik kiti kullanılıyor. Aslına bakarsanız otomobilde Akrapovic egzozu var mesela. 50 mm artırılmış iz açıklıkları var. Yeni yayları, yeni amortisörleri ve hatta yeni burçlara sahip yürüyen aksam. Anlayacağınız bir hayli değişiklik yapılmış bu otomobilde. 100 kilogramlık ağırlık tasarrufuyla otomobilin düştüğü ağırlık aslında 1500 kilonun biraz daha üzeri. Yani hala öyle çok çok hafif bir otomobil sayılmaz ama daha güçlü olduğu için ve yürüyen aksamda yapılan değişikliklerle de farklı bir noktaya gelmiş olduğu söylenebilir. Merkezi egzozlar var mesela otomobilde farkını gösterebilecek olan. Gövde kiti bir hayli belirgin zaten ama ben şu arka çamurlukların etrafına takılan parçayı çok anlayamadım. Daha doğrusu anlayamadım değil tabii ki çok açık. 50 mm iz açıklığını artırdığınızda lastiklerin sığması gerekiyor çünkü arkaya göndereceği spreyin yağışlı havalarda sınırlandırılması lazım ve böyle bir parça da gerekli ama Giulia'nın tasarımına ben pek yakıştığını söyleyemiyorum bunun.
Bu arada GTA M adında ikinci bir versiyona daha sahip. Şu anda gördüğünüz araç da o aslında bakarsanız. Bu versiyonun farkı arka koltuklarının olmaması ve onun yerine bir takla barı ve alt noktadan bağlı yarış emniyet kemerleri ve yarış koltuklarına sahip olması. Biraz daha hardcore versiyonu, bu büyük spoilerde GTA M versiyonuna ait bir donanım. Aslına bakarsanız normal GTA versiyonlarında daha makul bir arka kanat bulunuyor ve biraz daha günlük hayata uygun olabilir arka koltuklarının bile olmasıyla sanırım. Otomobil genel olarak böyle 0-100 km hızlanması 3.6 saniye. Gerçekten de çok çok iyi bir değer ve muhtemelen pistte de oldukça güzel hisler verecektir sürücüsüne. Sürücüsü kim olacak diye soracak olursanız 500 adet üretilecek GTA ve GTA M'ler toplam olarak. Bu 500 kişiden bir tanesi olmanız gerekiyor bu otomobili kullanabilmek için, ya da benim gibi bir işte çalışırsınız tabii ki bir şekilde kullanma ihtimaliniz de olacaktır. Bu otomobilin dediğim gibi Alfa'nın o genetik mirasında, daha doğrusu genetik mirasını öne çıkarması ve eski güzel günlerini geri dönüş için bir adım olması gerekiyor. Çünkü Alfa'nın buna çok çok ihtiyacı var. Alfa Romeo'nun eski başarılarının tekrarlamasına çok ihtiyacı var. Kuzey Amerika'da bir dönem iyi satışlar elde etti ama ne yazık ki bilindik birazcık Alfa karakteristiği nedeniyle bu başarılar yarım kaldı ve satışlarda çok çok fazla ileriye gidemedi. Sanırım GTA ile ilgili, Alfa Romeo Giulia GTA ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Giulia çok şık bir otomobildir. Bu şıklığın üzerine bol bol da sportiflik eklemiş GTA ve GTA M. Umarız Alfa bunun karşılığını görür. Umarım Alfa Romeo, kendi adıma, kendi dileğim bu. Umarım Alfa Romeo başarılı olur, daha fazla kitleye ulaşır, eksiklerini tamamlar ve bir noktada tarihin tozlu sayfalarına karışması gerekmez. Bu markanın, çok da değer verdiğim bir markadır benim. O zaman bir sonraki tanıtım videosunda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Bu işler bittikten sonra tekrar görüşelim.